Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Ekim Çarşamba 2024. Saat itibarıyla saat öğlen yarım. Şimdi Kuşadası'ndan herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Şu anda Kuşadası'na işte bir saat falan oldu geleli. Geldim. Biraz dinlendikten sonra istedim ki hemen çekime gidelim. Şu Kuşadası'nı, meşhur Kuşadası'nı hep beraber bir gezip görelim istiyorum. Herkes hazır mı arkadaşlar? Tamam mıyız? Hadi o zaman doğru gidiyoruz şimdi gezmeye. Şimdi Kuşadası'nı hep beraber bir gezelim, görelim. Evet, şu anda meşhur Kuşadası'ndayız arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş çekimimizi sağlayalım. Hep beraber Kuşadası'nı bir görelim bakalım. Bir de yalnız adamın gözüyle bir bakın bakalım arkadaşlar. Beğenecek misiniz? Hava o kadar güzel ki herkes denizde, turistler denizde. Şöyle büyük bir gemi gelmiş, onu da göstereceğim şimdi. Şu vaziyette. Şunu ben size kısa süreliğine bir gemiyi yaklaştırayım. Daha yakından görmüş olun en azından. Şöyle iyice bir bakın arkadaşlar gemiye şöyle. Yurt dışından gelmiş, Kuşadası'nı tercih edip burada tatil yapıyorlar. Şimdi hep beraber gezeceğiz, yorulacağız ama hiçbir zaman da yılmayacağız. Çekimlerimizi hep beraber yapacağız arkadaşlar şimdi. Ben gerçekten gezdiğimiz yerlerde en çok hoşuma giden yer Kuşadası. Arkamdan görmüş vallahi. Marmaris'e falan giderken özellikle Kuşadası'na uğramadan gitmezdim. Şimdi yalnız adamın farkındalığıyla göreceğiniz Kuşadası, inanın umut ediyorum herkesin hoşuna gidecek diye düşünüyorum. Çünkü o kadar kıyı köşek çekeceğiz ki çekmediğimiz pek bir yer kalmayacak yani. Önemli her yeri çekeceğiz.
çok şükür hava da güzel. Yani ben biraz acele acele buraya gelmekteki amacım da istedim ki herhangi bir yağmur falan çıkmadan Kuşadası'na gideyim. Şöyle doya doya da bir denizine gireyim. Şöyle tam çarşısına gidelim arkadaşlar. Şöyle buranın meşhur çarşısına. Denize de gireyim istiyorum. Yani umut ederim bugün buradayım. Yarın da artık yarına söz vermeyeyim. Henüz bilemiyorum. Şimdi ben çekim yapıyorum. Çekimlerim bitti miydi? Bir yerde pek durmayı düşünmüyorum. Hemen istiyorum ki yeni yerlere yelken açalım. Yeni yerlere gidip oraları çekeyim istiyorum. Ama inanın bu Kuşadası'nda en azından en kötü ihtimal 4 tane video rahat çıkar diyorum. Çünkü her bir köşesi çok güzel. Gezmeye, görmeye değer. Bu bakımdan da bu Kuşadası'na 96 yıllarında gelmeye başladım. Belki hiç gelmediysem en az 15 defa rahat gelmişlerim. Ve aynı zamanda da burada büyük bir otelde teknik sorumlu olarak çalışmıştım. Onun için buralar bana yabancı değil arkadaşlar. Ama 2 senem oldu. 2-3 sene oldu ben buraya gelmeyeli. Yani 3 sene garanti olmuştur sanıyorum. 3 senedir pek buralara gelme fırsatım olmadı. Bakalım diyorum 3 senedir neler değişmiş, neler yok olmuş veya artmış, bunları da görelim istiyorum. Burada yukarıda solda pazar kurulan yer vardı. Acaba o pazar kurulan yer devam ediyor mu? Tabi onun da günü vardı ama unuttum hangi gün olduğunu. Çıkarken solda pazar yeri oluyordu. Oraya hatta girdim, çok öyle alışveriş falan yaptım o zamanlar. Felaket bir sıcaklık var arkadaşlar. Nereden baksa yani 33-35 derece sıcaklık var. Yani denize gidilmez mi bu havada? Denize gelen var mı arkadaşlar içinizde? Sen geliyorsun. Sen karavanda oturacaksın. İyi, tamam. Siz karavanda oturun. Denize gelecek olan arkadaşlar da hazırlansınlar. Hep beraber denize gidelim. Şöyle güzel bir şekilde
denizde yüzelim arkadaşlar. Pazar şu sokakta mıydı? Öyle bir şey olacak. Bu sokaktaydı herhalde sanıyorum. Hatırımda kaldığı kadarıyla. Ya bu sokak ya bunun üstü. Öyle bir şey oldu. Şimdi buraları hep gezeceğiz de. Esas gezeceğimiz yerler burası arkadaşlar. Bu kısım. Öyle bir etrafı tam anlamıyla bir göstereyim istiyorum. Şöyle arkadaşlar enine boyuna, sağına soluna iyice bir bakın. Yani gezdiğimiz yerlerde en çok hoşunuza gidecek olan yerde tabii ki Kuşadası. Burayı ben hiçbir yerle kıyaslayamam yani. Kuşadası gerçekten çok farklı, çok güzel. Şimdi bir üst tarafa gidelim. Sonra esas çekim yapacağımız yere doğru gidelim. Diyeceksiniz ki o zaman oraya niye gidiyoruz? İnanın her bir köşesi bambaşka. Vallahi bir an evvel hiç olmazsa iki tane olsun çekim yapayım. Doğru. Denize gideyim arkadaşlar. Hani şu havada insan denize gitmez mi? Gider. Şimdi buradan da kadınlar denizine gidiliyor. Kadınlar plajına. Buradan az ileriden sağa dönüyorsun. Oradan kadınlar plajına doğru gidiyor. Ama vallahi bugün arabaya yakın, karavana yakın olan yerde denize gireceğim. Çünkü turistler denizde. Yarın da muhakkak buraya yukarıya kadınlar plajına yakın yere çekeceğim. Orada da denize girmeden gitmeyeceğiz arkadaşlar ya. Kararımız karar. Sözümüz söz. Orada denize girmeden gitmeyeceğiz. Öyle oyun bozanlık yok arkadaşlar ya. Burada bankamatikler var. Hepsi. Bakın. Burası şeyciler vardı burada ya. Çöp şişçiler vardı. Allah Allah. Buraya ne yapmışlar böyle ya? Bir bina mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Hay Allah. Burada çöp şişçiler vardı ya. Dükkanlar vardı burada da böyle sırayla dükkanlar vardı. Ay işte evet bu değişikliğiyle karşılaştık. Acaba ne yapılıyor buraya? Büyük bir şey yapılıyor ama ne? Thank you.
Şimdi biz buradan böyle Kadınlar Plajı'na doğru gidelim. Hem de kendimize böyle bir kalacak yer ayarlamış oluruz. Yani karavanımızı getirip şuraya park edebiliriz diyeceğimiz yer bulalım. Hem de çekim yapa doğru gideceğimiz yere gidelim. Kartı ödüyorsun ya. Gözüm bana da 100 lira verip şuraya bak ya, baya baya büyük bir şey yapılıyor ki gidiyorum gidiyorum bitmiyor. Yani görüntüye göre şu mu yapılacak acaba? Şöyle bir şey mi yapılıyor? Böyle bir şey yapılacak herhalde ki 500 kişilik amfiteyatro falan filan, yani baya böyle büyük bir şey yapılıyor. Çünkü alan çok büyük bir alan. Şurada da oteller var ama biz tabi o tarafa gitmeyeceğiz. Çünkü o mahalleye hiç gitmedim ya. Gitmedim, ne bileyim ben. Hiç gerek duymadım yani. Her tarafı gezdim de bir oraya gitmedim. Şöyle. En azından buradan bari görelim arkadaşlar yani. Gitmediğimiz yer. Oralar bayağı böyle bir değişmiş. Yeni binalar yapılmış. Şimdi şurayı da görün arkadaşlar istiyorum. Burası ağırlıklı turist. Burası turistlerle beslenen, turistlerin sayesinde ayakta kalan bir yer burası. Bu bakımdan da Almanı var, İngiliz'i var, Fransız'ı var, Japon'u var, Çin'i var, var oğlu var yani. Ruslar çoktur burada. Rusların en çok sevdiği yerlerden. Ama inanın 3 senede bayağı değişmiş. Bayağı değişmiş buralar. Deneyi bırakın, Altay'da bile birçok şey değişiyor ki. Yani 3 senede değişmez mi? Muhakkak değişir tabii ki. Şöyle çarşıları, iş yerleri. Oh be, burası biraz serin. Otel Çağdaş diyor burası da. Şu vaziyette. Yani bu Otel Çağdaş Allah'tan güneşi kesmiş de. Burası biraz serin arkadaşlar. Size de beyninize güneş geçti değil mi arkadaşlar? Dedim ben size. Yani bu sıcakta gitmeyelim. Sonra gezeriz dedim. Yok Ahmet Bey, ille gezelim, bir an evvel görelim buraları. İşte buyurun, başımıza güneş geçti arkadaşlar ya. Söylüyorum ama beni dinlediğiniz yok ki arkadaşlar ya. İlle hemen gezelim.
Hadi sizlerin başına belki güneş geçmiyor ama benim başıma güneş geçiyor ya. Ben daha 32,5 yaşındayım ya. Doğal olarak başıma güneş geçiyor. Başımda da 5-6 tane saç var zaten. Üste. Bazen unutuyorum. Darmadağınık kalıyor. Sağa mı tarayayım, sola mı tarayayım? Bir türlü karar veremiyorum ki. Bazen de kızıyorum. Bırak diyorum, dağınık kalsın ya. Ne olacak sanki? Ben evet, arabayı buraya doğru getirmem lazım. Başlı sebebine gelince, çünkü burada bir aygaz bayisi gördüm arkadaşlar. Yani küçük küçük tüpü doldurmam lazım diyorum size ya. Doldurayım ki, hani karavan içinde balık kızartmak istemiyorum. Dışarıda olursam rahat balık kızartabilirim. Evet. Ya size de ikram edeceğim tabii ki. Sanıyor musunuz ki ben ona oturup da tek başıma yiyeceğim ya? Ne mağazalar açılmış buralara böyle. Bu ne ya? Fiyatı. Allah Allah. 500 lira mı bu ya? Vallahi çamaşırlık 500 lira ya. İyi, Kuşadası gibi yerde 500 lira. Harika. Vallahi çok da güzel alüminyum. Alüminyum olması iyi. Hafif. Şöyle kuş gibi. Bak bu bina da yoktu. Yeni yapılmış. Ne binasıymış bu? Kuşadası. Bir şey yazıyor ama. Kuşadası yazısını gördüm. Gördüm de ne olduğunu anlayamadım daha henüz. Neyse, buraları da hep çekecektik. En azından bugün çekmiş olduk. Burası Adalet Sarayı'ymış arkadaşlar. Edalet. Adalet mülkün temelidir diyor. Orada yazmıyor da ben söyledim yani. Hani öyle biliyoruz. En azından öyle sanıyoruz. Hala dönemece gelemedik ya. Ya çok ağır yürüyorsunuz arkadaşlar ya. Çok ağır yürüyorsunuz. Size ben de ayak uydurmak için yavaş yavaş gitmeye çalışıyorum. Neyse. Yanımızdaki bayanlar biraz hızlı yürüyemiyor. Onun için de biz yavaş yavaş gitmek zorunda kalıyoruz. Burası da maliyeymiş arkadaşlar. Maliye binasıymış. Vallahi bunların hiçbiri yoktu sanıyorum ya. O zaman olsa gözüme ilişirdi yani. Hiç yeni görüyorum dersen inanın. Hay Allah, nerede kaldık kadınlar plajına dönen cadde ya? Az kaldık herhalde, şu ileride bir minibüs gözüküyor. O minibüsten sağa rampa doğru çıkmam lazım. Biraz rampa yani çıkış yeri. Neyse şöyle gidelim. Evet, burada noter de varmış. Şu caddeyi de göstereyim arkadaşlar size. Öyle. Bakın burada böyle geniş bir cadde de vallahi ne bileyim. Var mıydı? Vardı da o zaman dikkatimizi çekmiyordu. Neydi bilemiyorum. Neydi bilemiyorum.
Burada aynı zamanda terminal var. Sol tarafta da otogar var. Ve aynı zamanda oradan minibüsler kalkıyor. Otobüsler kalkıyor. Kuşadası otobüsü. Bak bunları söyleyeyim. Karşınıza çıktığı zaman demeyin. Aa, nereden biliyordunuz demeyin. Görüyor musunuz arkadaşlar? Özellikle mezarlığı böyle göstermeye çalışıyorum. Buralardan belli bir ibret almamız lazım. Hey gidi Kuşadası. Şimdi şu sokaklar dile gelse de anlatsa neler anlatır acaba? Hele de o kadınlar plajının olduğu yerler kim bilir neler anlatır. Bakın orada da yazıyor, görüyor musunuz arkadaşlar? Ben de yalan yok, ilaf yok. Kadınlar denizi diyor. Ne dedim ben size? Sağa döneceğiz dedim. Sol tarafınızda da şey olacak, otogar ve minibüslerin kalktığı yer. Ne dedim? Biraz rampa çıkacağız dedim. Doğru mu? Doğru. Burayla ilk 96 yılında tanışmıştım. 96 2006 2016 20 28 sene olmuş arkadaşlar. Yani 28 senedir ben buraları biliyorum yani. 28 sene evvel ben buraya tatile gelmiştim. O zamanlar pek, bakın arkadaşlar, bu hurma ağacı, aynı zamanda bu palmiyeler, bakın üstlerinde hurmaları görürsünüz. Görebiliyor musunuz? Bakın hatta dibine düşmüş hurmaları da böyle göstermek istiyorum size. Buyurun. Görüyor musunuz? Bak, hurma. Bildiğimiz Bağdat hurması gibi hurma. Bak bu da yeni düşmüş mesela şu. Görüyor musunuz? Bu Bağdat hurması yani. Bu şekilde. Hep dibine düşmüş. Hani toplasalar yenmez mi? Yenmez olur mu? Tabii ki yenir. Yenir tabii. Bakın üstler hep dolu. Görüyor musunuz? Hurma yani. Niye burada oldu da İzmir'de Ala tarafında da vardı palmiyeler. Onlarda niye yoktu derseniz, onlar daha buraya nazaran biraz daha serin gidiyor. Burası baya baya sıcak olduğu için burada olmuş ve yerlere dökülmüş yani. Şu vaziyette, dökülmüş vaziyette. Bakın hep dolu. Gördünüz mü? Hep ağaçların üstleri hurma ağaç şeyleriyle dolu, hurmalarla dolu. Ya hiç olmazsa toplayın da yiyeyim be adam. Ha diyeceksiniz, nasıl çıksınlar oraya? Vallahi işte ona da bir toplama yöntemi bulunur istersen. Bakın hep yerlerde, görüyor musunuz? Hep yerlerde, hep hurmalar bu şekilde dökülmüş vaziyette. Yani hurmayı tanıyasınız istiyorum. Yok, hurmayı... Evet arkadaşlar, burada tam Kuşadası'ndan
kadınlar plajına giden yerde bir motor satılan yer varmış. Burada taksi gibi hep motor kullanıyorlar. Yani fiyatları da uygun, gerekli kolaylığı da gösteririz diyorlar. Şu vaziyette fiyatlarını da soralım mı? Öğrenmek istiyor musunuz arkadaşlar? Bilemiyorum ki. Bir soralım bakalım nedir? Belki ilginizi çeker, öğrenmek istersiniz. Evet, merhabalar. Şimdi biz bu dört teker aracı tanımak istiyoruz. Bu Vega Raptor K4 diye geçiyor. 8 saatte şarj oluyor. 8 saatte şarj ediyor. 45 kilometre benzin var. 45 kilometre. Yani gayet kullanışlı bir cihaz. Evet. 45 kilometre yol mu gidiyor? Benzin var, evet. Evet. Hız olarak ne oluyor? Hız olarak da 40 kilometre. 35-40 kilometre falan hızla gidiyor. Bana bir de bunun fiyatını söylerseniz. 165 bin lira. Evet. Şimdi bir de motorları tanıyalım. Bunu da böyle bir içini göstereyim istiyorum. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Şu vaziyette de içini bir görelim. İçi de bu şekilde. Yani yine şöyle söyleyelim. Giydirilmiş bir motor gibi düşünün. Arkaya da hatta bir veya iki kişi de oturulabilir. Şöyle mavi, güzel bir yakışıklı bir motor. 205 diye. Bu vaziyette. Daha 0 kilometre arkadaşlar şu vaziyette. Onun da başka rengi de var. Şöyle sarısı falan. İçerisi motor dolu yani. Şu şekilde. Tam bu Kuşadası'nda kadınlar plajına çıkarken sağda muhakkak gelirseniz buralarda görebilirsiniz burayı. Evet, kadınlar plajına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, rampayı çıktım dedim, öyle açayım. Şimdi de ezan okunuyor, kapatayım sonra tekrar açayım. Okay.
Gaziler ve Şehitler Parkı'ymış burası arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi neyi merak ediyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi yalan niye söyleyeyim ki? Yani hayatımda ilk defa böyle yazlık bir yerde kadınlar plajına yakın bir yerde bir aparta gittiydik. O apartta sanıyorum 4 gece apartta kaldık. Hayatımızda ilk defa, yani ilk defa bir tatil yerinde bir otele gidiyoruz tatil yapmaya. Hemen çapraz önümüzde de 3 yıldızlı bir otel vardı. Gerçi hani biz ilk defa gittiğimiz için o apart bile bize şöyle sanki 5 yıldızlı bir otel gibi geldi. Yani o kadar böyle memnun olduk ki anlatamam. İmkanımız yok muydu? İmkanımız bol bol vardı. Bırakın 3 yıldızlı otele, o zaman 5 yıldızlı otele dahi gidecek gücümüz vardı. Ama bilmediğimiz için cesaretimiz yoktu. Yani oralara ulaşılmaz olarak görüyorduk. Yani bize çok böyle pahalı, lüks, gidemeyiz dediğimiz yerlerdi oralar bize. Tabii acaba diyorum ki orası nerede kaldı? Yani merak ediyorum. Hayatımda ilk Kuşadası'nda 96 yılında ilk kaldığım, tanıştığım bir pansiyon oldu. Yani apart. Apart. Hemen çapraz önünde de şey vardı işte, 3 yıldızlı otel vardı. Öyle uzaktan bakıyordum. Yani acaba nasıl bakıyordum? Ya biz de acaba bir gün böyle 3 yıldızlı bir otelde kalabilir miyiz? Ya o kadar erişilmez geliyordu ki bize. Yani çok pahalı bir şey geliyordu böyle. Yani gidip sormaya dahi bir cesaretim yoktu demek ki. Yani buralarda bir yerdeydi ama hani tam olarak hatırlıyor musun? Nereden hatırlayayım? Aradan yıllar gelmiş geçmiş. Belki o otel belki yıkıldı, belki duruyor, belki nasıl diyeyim. Ama bu arada da hani boş durmuyorum arkadaşlar. Karavana yer arıyorum. Hani yerde buldum mu? Vallahi buldum yani. Ben buralara bir yere çekebilirim arkadaşlar. Karavanımızı buralara bir yere çekip buradan da Kadınlar Plajı'na çok rahat gidebiliriz yarın. Tamam. Burada da anlaştık. Evet. Şimdi oraya doğru inecektim. İnmedim özellikle. Nasıl olsa yarın buraya geleceğiz. Rahat rahat gidebiliriz oralara diye şey yapmadım. Çekim yapmadım oranın. Yani bilmek lazım. Daha sonra ne oldu? 3 yıldızlı otele gitmeye başladık. Tabii bu 3 yıldızlı otele ilk tanıştığım 3 yıldızlı otelle 2004 veya 2005 yıllarında tanıştım. Gitmeye başladım. Ondan sonra biz bir tık daha kotayı yükselttik. Dedik ki ya arkadaş, bizim ne işimiz var 3 yıldızlı otelde ya? Ya git 4 yıldıza. İşte bazen insanların doyumsuzluğu.
İşte her şey biraz cahillik mi diyeyim. Dört yıldızla gittik. Ya evet, biz bunu başardık. Dört yıldızlı otele de gidiyoruz artık. Yani tabii bunlar gidiyoruz derken imkanlarım vardı. Çok şükür çalışıyordum ona göre. O zaman hayat şartları biraz daha iyiydi. Ekonomi biraz daha güzeldi. Ne yaptık biz? Dört yıldızı dedik ki ya tamam da biz niye beş yıldıza gidemiyoruz ki yani? Beş yıldıza da gideriz ya dedik. Dört yıldız kesmemeye başladı bizi. Dedik gidelim beş yıldıza. Beş yıldıza gittik. Ya bunları anlatmam doğru mu değil mi bilmiyorum ama işte anlatıyorum. Hani eksisini artısını bilemiyorum. Beş yıldızlı otele de gittik. Dedik iyi de arkadaş, bunun daha lüksü yok mu? Ultra her şey dahil olan var. Yani beş yıldızda da her şey var da. Her şey dahil de. Hani ultra lüksü daha lüks, yani daha her şey farklı, daha konforlu, daha anlatılmayacak kadar güzel. Biz onu da yaşadık. Sonra dedik ki ya arkadaş, bir Kıbrıs yapalım mı? Hadi bir de Kıbrıs yaptık mı? Ama Girne'ye gitmiştik. Sorsanız Kıbrıs'tan memnun kaldınız mı? Asla ve asla. Yani oranın dört yıldızlı oteline gitmiştik. Oranın dört yıldızlı oteli buranın yıldızsız oteli gibi. Hiçbir şekilde memnun kalmadık. Ondan sonra hemen tatilimizi orada yarım keserek şeye geldik. Antalya, Belek. Belek'e geldik. Şimdi arkadaşlar şuradan yürüyeyim diyorum. Antalya, Belek'e geldik. Belek'te neydi o otelin ismi? Belek'te Adora Otel vardı. 5 yıldız, ultra her şey dahil. Gittiğimiz günün ertesi günü de bayram mıydı? Yalan söylemeyeyim, öyle bir şey. Artık kuzu falan çevirmişler böyle. Yani hani derler ya, bir elin yağda bir elin balda misali. O tatilleri de gördük, o tatilleri de yaşadık. İşte şimdi yaşayabilir misin diye sorarsanız aynı vaziyette. Vallahi kusura bakmayın da. Yani o Antalya, Belek bilenler bilir. Çok lüks bir yerdir. Şimdi o isim değiştirmiş. Adora Otel farklı bir otel olmuş. Mayıs'ta hatta gittim, önünden geçtim. Bir bakayım diye. Vallahi şimdi o bir haftada yaptığımız tatili parası şu anda nereden baksan en az 150 bin lira. Bilmiyorum yani, daha fazlasını söylemek istemiyorum. Abartı olur belki. Ama şimdi kalksan gitsen en az 150 bin lira. Ha, verebilir misin 150 bin lira? Yani imkanı var mı? 150 bin lira para vereceğim bir otele. Ondan sonra evin yolun neresi diye sormam lazım. Sadece otele verdiğim parayla bitmiyor tabii. Bunun yol masraflarım var. Yolda yediğin içtiğin var. Yani en ufak 180 lira de. Şimdiki pozisyonda. İşte ne yazık, o zamanlar imkanlarımız el veriyormuş. Hayat şartları da uygun olması sebebiyle gitmişiz.
Hadi şimdi git de göreyim bakayım. Şimdi de inan kapısından geçemeyiz derim. Yani o kadar lükstü çünkü gittiğimiz yerler. Belki öyle lüks otellere 30'u geçmiştir herhalde gittiğim. Hani bazen ah çekiyorum ya, ah diyorum ya hani, nerede kaldı diyorum oğlum o gittiğin yerler. Hani niye şimdi gidemiyorsun diyorum kendi kendime. Soruyorum. Ah işte nerede o imkanlar. Ya işte onun için arkadaşlar imkanları çok iyi değerlendirmek lazım. Gerçi şimdiki şu hayat şartlarına göre buna ayak uydurmak ne mümkün. Çok zor ama işte maalesef çok şükür gördük yani. Yaşayabilecek en güzel şeyleri yaşadım. Yani içimde ah be şurayı da görseydim veya işte şurada da şöyle yaşasaydım diyebileceğim inanın hiçbir şey kalmadı. Hayatı dolu dolu en lüks şekilde yaşadım, yaşamadım dersem inkar olur. Yaşadım çok şükür, hamdolsun. Çok affedersiniz, eşek gibi çalıştım. Adam gibi de yedim içtim, yaşadım yani. Ama çalışmazsan olur mu? İmkanı var mı çalışmazsan? Yani çok iyi çalışmış olman lazım. Vallahi gece demedim, gündüz demedim. Hep çalıştım yani. Gece de çalışıyordum. Gidiyordum mesela gece işe çağırıyorlardı. İşe gidiyordum. Yani adamlar yoldan gelmişler. Yazlık bölge. Elektrikleri yok. Ne yapsınlar? Gidersin mecburen elektriklerini yaparsın. Efendim. Yani çok sıcak yatağımdan kalktığımı bilirim. Başkası olsa der ki ya bana ne kardeşim der, telefonu kapatır. Benim mesela hiçbir zaman ben telefonumu asla ve asla yıllardır bilirim. Telefonumu hiçbir zaman gece kapattığımı hatırlamam. Hep telefonum açıktır. Onun için de çağırıyorlardı. Gidiyorduk. Ne yapalım? Hizmet hizmettir. Gidip diyeceksin, gidip de babanın hayrına gitmiyorsun. Tabii ki babanın hayrına gitmiyordum. Parasını alıyordum. Almıyor değildim. Ama işte o çalışmayla onları da o güzellikleri yaşadım. Öyle çalışmasaydım yaşayabilir miydim? Ne mümkün. Tabii ki yaşayamazdım. Arkadaşlar öyle bir yere çıktım ki anam gab oldum. Neyse şurada kapatayım da boşu boşuna çekmeyeyim bari. Arkadaşlar yürüye yürüye Güvercin Adası'na geldik sanıyorum. Tahmin ediyorum ki orası olsa gerek. Şimdi buraları ineceğiz aşağı. Esas yola çıkıyoruz. Oradan küçük bir ada var. Oranın meşhur biliyorsunuz. Kuş Adası'nın meşhur yeri. Oraya gideceğiz. Orayı şey yapacağız. Çekeceğiz. Begomil'in gözüne sokacağım ya arkadaşlar ya. Şuraya bakın ya. Yani nasıl ki çekmezsin şunu ya. Şuraya bak, hele şu top. Top olmuş sanki. Ya. Niye ben bu kadar çok seviyorum bu Begomil'i ya?
Herhalde o da beni çok seviyor da ben onun için seviyorum Begomil'i. Sordum ben, dedi ki seni sevmeyen ölsün, boş ver dedi. Ben seviyorum seni dedi. Ben de onun için çekiyorum onu. Vallahi şu gölgede. Neyse aşağıda dinleyeyim bari. Arkadaşlar geldiğimiz yerin rampalığına bir baksana. Yani o kadar dik rampa ki ne kadar çıkmak zorsa inmek de bir o kadar zor yani. Bülent Ersoy kim vardı? Birkaç kişi daha vardı. Otelde gelip burada şey yapmışlardı. Hangi otel bilmiyorum ama bu Karina Otel de olabilir. Başka arada bir otel de olabilir. Orada program yapmışlardı. Şöyle geçelim. Şöyle bir çekeyim arkadaşlar şöyle. Burası da bir otel. Evet, şimdi böyle yavaş yavaş o adaya doğru gideceğiz ama bunu neyse şu ileride sonlandıralım. Az daha gidelim böyle sonlandıralım. Burada da karavanlar var, bakın arkadaşlar ilerlerde. Oraya nasıl gitmişlerse onu bulabilsek de biz de çeksek oralara. Ne kadar güzel yerler, koylar var bakın.
Evet, şu adaya geçeceğiz. Şeye. Adamı deriz, kale mi deriz, neyse. Oraya gideceğiz. İnşallah bu ikinci çekimimizi orada gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdilik şuradan bir kuş bakışı bir bakalım. Şu vaziyette. Şöyle bir açayım. Orayı şöyle iyice bir görün. Şimdi birazdan ikinci çekimimizi orada yapacağız. Şimdi bu karşılar kim bilir neresi? Artık İzmir, Ala tarafları mı? Bilemiyoruz tabii. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şurayı da görün istiyorum. Tam bir saat olmuş neredeyse. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bu çekimimizi de burada sonlandırıyoruz. Şimdilik hepinize diyorum ki hoşça kalın, dostça kalın, yalnız adamda kalın. Yalnız adamı yalnız bırakmayın arkadaşlar. Tekrar ikinci videoda görüşmek umuduyla Kuşadası'ndan herkese sevgiler, saygılar.